İnsanın yaşadığı hayatı seçme şansı olmuyor. Eğer seçme şansım olsaydı asla bu yaşadıklarımı seçmezdim. Yaşadığım olaylar 2010 senesinde yaşandı. Anlatmaya babamdan başlıyorum. Babam Rıza. Onu nasıl ve neresinden anlatayım? Babam çobanlık, çiftçilik ne varsa yaptı. Çobanlık dediysem aklınıza gelenden ziyade büyükbaş hayvan çiftliklerinde, tavuk çiftliği gibi yerlerde çalıştı hep. Annemle ikimiz de babamın peşinden göçebe gibi Sakarya, Bolu, Düzce arasında çiftlikten çiftliğe savrulup durduk. Babamın işe girdiği yerin çiftliklerin içinde olan çalışanlar için yapılan yerlerde kalırdık. Babam tek çalışan olurdu. Çiftlik sahibi babama hayvanları emanet eder, bakımlarını babam yapardı. Ama nedense bir yerde en fazla 1-2 sene kalıp giderdik oradan. Babam hayvanlara düzgün bakmaz, hayvanlar hastalanıp ölürdü. Çiftlik sahibi bizi kovardı. Her zaman böyle olmuştur. 13-14 yaşıma kadar düzenli bir okul hayatım olmadı. Tam okula alıştım derken başka bir yere gittik. Babam bana karşı da bir o kadar kötüydü. Ne zaman konusu açılsa anneme bana erkek bir evlat veremedin der, anneme yüklenirdi. Benden sonra annem 3 kere hamile kalmış fakat her seferinde düşük yapmış. Bu yüzden babam ne anneme ne de bana insan gibi davranmazdı, döverdi. Babamın yanında konuşamazdım. Basit bir neden beni dövmesi için yeterliydi. Bu yüzden o evdeyken erkenden yatardım. Gündüzleri de babamın yapması gereken işleri annemle ikimiz yapardık. Babam akşamları içer, sabahları öğleden sonra kalkar, etrafta bir dolanıp giderdi. Patronu geldiğinde etrafında dört döner, ne kadar çalışkan olduğunu gösterirdi. Buraya kadar babama anlattım. Şimdi size beni böyle bir babaya karşı hayatta tutan ve bir an olsun yanımdan ayrılmayan annemi anlatayım. Annemle babam Sakarya'nın bir köyündenler. Annemin küçük yaşta anne ve babası evlerinin yanması sonucu ölmüş. Annem mucize eseri o yangından sağ çıkmış. Annemi köydeki anneannesi büyütmüş. 18'ine gelince de görücü usulü babamla evlenmiş. Evliliklerinin birinci yılında annesi de ölmüş. Annemin kimi kimsesi kalmamış. Annemin adı Nur. Nur'um o benim. Ben hiç kendi köyümüzü görmedim. Gitmedik yani. Anneme ne zaman neden gitmiyoruz diye sorsam, büyük baban köye gelmemizi istemiyor der, kapatırdı konuyu. Bayramdan bayrama babam arardı büyük babamı. Fakat 2-3 senedir onu da yapmıyordu. Büyük babam köyde tek başına yaşarmış. Babaannem çok önceden ölmüş. Günlerim annemle birlikte hayvanların arasında geçerdi. Babamın davranışları ve dövmesi haricinde annemle çok güzel zaman geçirirdik. Annemin beni, benim de annem vardı. Çiftlikler genelde köyden uzak olduğu için ne anneme bir arkadaş ne de bana bir oyun arkadaşı vardı. Annemin en yakın arkadaşı bendim. Benim de oyun arkadaşım annem. Nereye gidersek gidelim, annemin ilk işi beni köyün okuluna yazdırmak olurdu. O kadar işin arasında sabah okula bırakıp akşam da alırdı beni. Babam tek bu konuda yenememişti annemi. Babam her fırsatta kız çocuğu okur mu dese de annem direterek yolluyordu beni. Hiç üşenmeden bıkmadan. Günler, seneler böyle geçerken bir gün babama telefon geldi. Babam telefonu kapattıktan sonra olduğu koltuğa oturup kaldı. Annem ne oldu diye sorsa da belli bir süre konuşmadı. Gözleri doldu ama ağlamadı da. Kendini toplayınca konuşmaya başladı. Babam kalp krizi geçirip ölmüş. Şimdi hemen köye gitmemiz gerekiyor. Hazırlanın dedi. Annem ağlamaya başladı. Ben büyük babamı hiç görmesem de annem ağlarken ben de onunla ağlıyordum. Babam sert adamdı. Ağlasa bile bize göstermezdi. Annem baban eskiden böyle değildi derdi. İyi halini ben hiç görmemiştim babamın. O akşam apar topar hazırlanıp köye gittik. Hayatımda ilk kez köyümüze gidiyordum. Çok güzel, kalabalık bir köydü. Bu zamana kadar neden hiç gelmemiştik? Büyük babamın evi köyün biraz dışındaydı. Köye vardığımızda bizi büyük babamın arkadaşı, aynı zamanda köyün muhtarı olan
Resul amca karşıladı. Resul amca ayaküstü hoşbaş ettikten sonra babamın koluna girip bizim yanımızdan uzaklaştılar. Babama bir şeyler anlatıyordu. O anlattıkça babam değişik hallere giriyordu. Ne olduğunu çok merak ettim. Babam tekrar yanımıza geldi. Bizi büyük babamın evine bıraktı. Kendisi de köyün camisine cenazenin başına gitti. O gece babam eve gelmedi. Cenaze evinde akrabaların ya da tanıdıkların olmasını bekliyordum. Ama evde kimse yoktu. Annem de garipsedi bu durumu. Kış ayları olduğu için ev çok soğuktu. Annem sobayı yaktı. Sobanın olduğu odada uyuyacaktık. Yatarken karanlıkta tavana vuran sobanın ışığıyla uykuya daldım. Ertesi gün öğle namazında defnedilecekti dedem. Namaz vakti geldiğinde camiye annemle beraber gittik. Caminin avlusunda beklerken cenaze musalla taşındaydı. Fakat kimse yoktu başında. Bir süre bekledikten sonra babam, caminin imamı ve muhtar Resul amca camiden çıktılar. Bu duruma çok şaşırdık annemle. İmam önde, babam ve muhtar arkasında cenaze namazını kıldılar. Namazdan sonra tabutu patpata koydular. Tabutu taşıyacak dördüncü kişi bile yoktu etrafta. Kalabalık bir köydü. Cenazeye niye kimse gelmemişti anlamamıştım. Mezarlık camiye çok uzak değildi. Babamlar güç bela tabutu mezar başına indirip cenazeyi toprağa koydular. İmam Kur'an okurken biz de dua ediyorduk. İmam okumasını bitirince muhtara, "Muhtar, sen benimle kal, siz gidin." dedi. Muhtar, "Hoca, ben kalmam." dedi. İmam da, "Muhtar, sen gidersen ben de kalmam. Meftanın başında günaha giriyoruz." dedi. Zorla da olsa Resul amca kaldı. Bu olanlara annemle ikimiz çok şaşırıyorduk. Yaşım küçük olduğundan o zamanlar bu olanları idrak edemiyordum. Olanlara şaşırmayan tek kişi babamdı. Tedirgin ve korkuyordu. Bir an önce mezarlıktan çıkıp gitmek istiyordu. Biz üçümüz muhtarı ve imamı mezarlıkta arkamızda bırakıp evin yolunu tuttuk. Eve vardığımızda babam hemen toparlanın gidiyoruz dedi. Annem, Rıza acelenle köyü özledim. Tanıdıklarla özlem giderelim. Nasıl olsa cenazemiz var diye izin aldın diye ısrar etti annem. Babam Nuh diyor peygamber demiyordu. Gece olunca burada kalamayız. Ben dışarıda bekliyorum sizi. Gelin hemen dedi. Ben olanları sadece izliyordum. Aslında çocuk aklımla ben bile kalmak istemiştim köyde. Ama ses çıkartırsam bir temiz dayak yerdim. O yüzden annemin dibinden ayrılmadan her şeye itaat ediyordum. Arabaya atlayıp çiftliğin yolunu tuttuk. Cenazenin üzerinden 2 ay geçti. Çiftlikte yine hayvanlar hastalanmaya başladı. Birkaç hayvanın ölmesi üzerine çiftlik sahibi babamı kovdu. Babam iş bulabilmek için bir hafta izin istedi. Bir hafta içinde nereye gitse kimse işe almadı babamı. Çünkü çalışmadığı çiftlik kalmamıştı neredeyse. Bu yüzden babama iş vermiyorlardı. Bir haftanın bitmesine az kalmıştı. Annem köye gidip köydeki evde kalmak istiyordu. Orada kurulu bir düzenimiz olur. Sürekli oradan oraya yoruldum. İster döv ister söv deyip rest çekti babama. Babam senin bilmediğin şeyler var deyip kestirip atıyordu. Artık çıkma vaktimiz gelmişti. Babam ne iş ne de kalacak yer bulamamıştı. Tam o gün muhtardan babama telefon geldi. Büyük babamdan babama 100 bin lira civarında bir para kalmıştı. Dedemin banka hesabındaymış bu para. Banka babama ulaşamayınca muhtara ulaşıp bildirmişler durumu. Babam bu haberi duyunca sevinçten havalara uçtu. Annemle yine konuştular. Annem, bak kısmet ayağımıza geldi. Kendin hayvan al, köyde bakalım. Söz ben yapacağım her şeyini. Yeter ki kurulu bir düzenimiz olsun diye yalvardı. Babam da paranın da verdiği mutlulukla yumuşamıştı. Annemin isteğini kabul etti. Hiç vakit kaybetmeden köyün yolunu tuttuk. Ev eşyamız olmadığı için toparlanmamız kısa sürdü. Köye vardık ve eve yerleştik. Babam tek çocuktu. Fakat dedemle arası hiç iyi değildi. Bu yüzden dedem bir daha köye gelmeyin demiş. O gün bugündür köye gitmemişiz. O gece babam bol bol yiyecek içecek aldı. Bugüne kadar görmediğim bolluğu görüyordum. Anneme bana çok iyi davranıyordu.
Annemin dediği iyi insan çıkmıştı dışarı. Köye yerleşeli bir hafta oldu. Köy çok güzel kalabalık bir köydü. Ev biraz köyün dışında kalsa da evimiz güzeldi. Fakat köyden kimse bizim evin etrafından bile geçmiyordu. Annem eski tanıdıklarına gittiğinde hiç beklemediği bir şey oldu. Annemi tersleyip konuşmamışlar. Kapılar hep yüzüne kapanmış. Bu durumu annem babama anlattı. Babam da aynı şeyin kahvede başına geldiğini, kahveden kovulduğunu söyledi. Bir tuhaflık vardı. İnsanlar uzak kaldıkça unuttular bizi herhalde diye düşündüler. Normal hayatımıza döndük. Annem beni hemen köyün okuluna yazdırdı. Okuldaki ilk günümdü. Sevgi adında bu köye yeni gelen bir öğretmenimiz vardı. Beni çok iyi karşıladı. Fakat aynı karşılamayı çocuklardan göremedim. Hepsi bana düşmanıymışım gibi bakıyorlardı. Benim yanıma kimse oturmuyor, kimse konuşmuyor, yokmuşum gibi davranıyorlardı. Sadece sevgi öğretmen adı gibi sevgi gösteriyordu bana. Okul bittiğinde yine annem almaya geldi beni. Sevgi öğretmen ve annem konuştular. Ertesi gün yine okulu bitip yine annem beni almaya geldiğinde bu kez elinde bir tencere ve bir kapta poğaçalar vardı. Sevgi öğretmene getirmişti bunları. Sevgi öğretmen sevinmişti buna. Annemle okuldan ayrıldık. Eve gittik. Babam işlerini yoluna koymuştu. Çevre köylere hayvan satıyor. Bazen eski çalıştığı yerlere bile hayvan satıyordu. Artık güzel ve düzenli bir hayatımız olmuştu. Ne yazık ki hep böyle devam etmedi. Köye yerleşmemizin üzerinden 3 ay geçti. Bir gece evde herkesin uyuduğu vakit uykumdan uyandım. Uyku sersemliğiyle kalkıp tuvalete gittim. İşimi hallettikten sonra odama dönecekken evin kapısının sonuna kadar açık olduğunu gördüm. Kapıya doğru ürkek adımlarla gittim. Dışarı baktığımda evin bahçesinde babam öylece ayakta dikilmiş önündeki ağaca bakıyordu. Bir süre babamı izledim. İleri geri az da olsa sallanıyordu. Öyle donup kalmışken arkamdan bir elin beni tutmasıyla korkuyla çığlık attım. Beni tutan annemdi. Kızım kapıyı neden açtın diye azarladı beni. Şaşkınlığımı üzerimden atınca ben açmadım anne. Babam dışarı çıkmış o açmış dedim. Annem şaşkın bir ses tonuyla kızım baban yatağında yatıyor ne dışarı çıkması iyi misin güzel kızım diye sarıldı bana. Annem bana sarılırken annemin omzunun üzerinden kapıdan dışarıya baktım. Gerçekten dışarıda kimse yoktu. Gördüğümün bir hayal olduğunu düşündüm. Ama bu başlangıçtı. O gece tekrar odama dönüp uyudum. Sabah yine okula gittim. Okulda yine kimse benim yanıma yaklaşmıyordu. Sevgi öğretmen bu durumu fark etmiş. Derste çocuklar Gül'le neden konuşmuyorsunuz diye sordu. Çocuklar susuyordu. İçlerinden Recep, öğretmenim, o Kara Hasan'ın torunu. Onun dedesi yüzünden köyde huzur kalmadı. Sonunda da ciller onu öldürdü dedi. Sevgi öğretmen Recep'in daha fazla konuşmasına izin vermedi. Ben de ağlamaya başladım. Dedem ne yapmış olabilir bütün köye diye düşünerek ağlıyordum. Teneffüste sevgi öğretmen yanıma gelip sen onlara aldırma. Yeni geldiğin için böyle yapıyorlar. Yakında içlerine alırlar seni dedi. O gün de bu şekilde geçti. İlk kez annem beni almaya gelmemişti. Bir süre bekledim. Fakat gelen giden yoktu. Yola koyuldum. Eve vardım. Babam ahırda hayvanların yanındaydı. Annem ortalıkta yoktu. Doğruca eve gittim. Evde annemi aradım. Annem yatak odasındaydı. Öylece duvara bakıyordu. Birkaç kez seslendim duymadı. Elinden tutup çektiğimde kas katıydı. Korkudan ağlamaya başladım. Anneciğim kendine gel diye sesleniyordum. Ağlamamı duyan babam eve geldi. Annemi o halde görünce hemen annemi şiddetli bir şekilde sarstı. Annem sanki bir uykudan uyanır gibi kendine geldi. Kızım sen ne zaman geldin diye bana sordu. Ben ağlıyordum. Babam bırak sen onu. Sana ne oldu? Kas katı kesilmişsin. Seslendim cevap vermedin. Gündüz vakti uyur gezer mi oldun dedi. Annem bilmiyorum. Hiçbir şey hatırlamıyorum dedi. Bir gariplik vardı. Gece babamı dışarıda görmem. Annemin bu hali. Her geçen gün başka şeyler yaşıyordum. O gün cumaydı. Ertesi gün okul yoktu. Ödevlerimi bitirmek için odaya geçtim.
Aradan birkaç saat geçti. Ödevlerimi bitirdim. Saate baktığımda gece 1'e geliyordu. Yatmadan önce tuvalete gitmek için odamdan çıktığımda annemin mutfakta birisiyle konuştuğunu duydum. Konuştuğu kişinin babam olduğunu sanıyordum. İşimi halledip tuvaletten çıktım. Mutfağın önünden geçerken annem konuşmaya devam ediyordu. Kafamı mutfağa çevirip baktım. Mutfak karanlıktı. Annem tek başına oturuyordu. Çok korktum. Anne, sen kiminle konuşuyorsun dedim. Kafasını bana yavaşça çevirerek karşısındaki boş sandalyeyi gösterdi. Korkum daha da arttı. Annem korkunç bir şekilde kahkaha atmaya başladı. Korkudan ne yapacağımı bilemedim. Koşarak odama gittim. Kapıyı kilitleyip yorganın altına saklandım. Bunun bir rüya, hatta kabus olmasını çok istiyordum. Annem deliriyor muydu? Hayattaki en değerli varlığımı böyle kaybedemezdim. Yatakta hıçkırarak ağlamaya devam ederken kilitlediğim kapının kolunun çevrildiğini duydum. Kafamı yorgandan çıkarıp baktığımda kapıyı birisi açmaya çalışıyordu. Korkudan delirmek üzereydim. Kapıya yaklaştım. Anne diye seslendim. Benim kızım. Hadi kapıyı aç dedi. Bu ses annemin değildi. Korkunç bir sesti bu. Hemen tekrar yatağıma döndüm. Gece boyunca kapı kolunun sesini duyarak korku içinde uykuya daldım. Sabah annemin kapıya vurmasıyla uyandım. Gül, kızım uyan, kahvaltı hazır. Kapıyı niye kilitledin diyordu. Bu annemin sesiydi. Bitkin bir halde kapıyı açtım. Annem o halimi görünce, ne oldu kızım sana? Gece hiç uyumadın mı dedi. Dün gece yaşadıklarımı anneme anlattım. O da korktu. Dün gece hiç kalkmadığını, sabaha kadar uyuduğunu söyledi. Biz bunları konuşurken dışarıdan babam geldi. Sinirliydi. İki tane ineğin gece çatlayıp öldüğünü söyledi. Bu nasıl olur diye kendi kendine söylenip duruyordu. Her şey kötüye gidiyordu. Babam, dedemden kalan paranın nasıl kaldığını öğrenmişti. Yaklaşık 4-5 sene dedem emekli maaşını hiç çekmemiş ve o para o sayede birikmiş. Babamla annem buna çok şaşırdı. O kadar sene bu adam hangi parayla geçindi diye birbirine sorup durdular. Babam, bu işin böyle olmayacağını, muhtar Resul amcaya dedemin neden bu hale geldiğini sormaya karar verdi. Resul amcayı bize davet etti. Köyden ilk kez birisi evimize gelecekti. Yatsı ezanından sonra Resul amca karanlıkta bize geldi. Babam erkenden yatmamı söyledi. Ben odama geçtim ama neler olup bittiğini merak ediyordum. Babam ve Resul amca salonda oturdular. Annem de mutfakta çay ve birkaç yiyecek bir şeyler hazırlayıp önlerine koydu. Annem de bir köşeye oturup merakla neler olup bittiğini öğrenmek için bekliyordu. Babam havadan sudan sohbetten sonra konuya girdi. Resul emmi, seni de rahatsız ettim ama hem babamın arkadaşı olman hem de muhtar olmandan dolayı olup biteni bilse Resul emmi bilir dedim. Babamdan bana kalan para var yani. Nasıl kaldığını biliyor musun sen diye sordu babam. Resul emmi de, Rıza, evladım, baban ölmeden 2-3 sene kimseyle bir kelam etmedi. İnsan içine girmedi. O yüzden onun ne ettiğini, ne yaptığını bilmem ben dedi. Babam da bankadaki para 4-5 senelik emekli maaşıymış. O kadar zaman bankanın önünden geçmemiş. Bu adam neyle geçindi bunca sene Resul emmi? Son zamanlarda tuhaf olaylar yaşamaya başladık. Ne biliyorsan anlat gözünü seveyim Resul emmi dedi babam. Resul emmi iyice düşündü. Hani sana cenaze günü babanın cenazesine kimse gelmez. Hatta meftanın başında sabaha kadar bekle. Başına bir şey gelmesin dedim ya. Hepsi bu yüzdendi. Resul amca lafı dolandırmadan anlat şunu. Dur hele anlatıyorum. Annenin ölümünden sonra baban çok kötü oldu. Kimselere belli etmemeye çalıştı önceleri. Yanına gidip gelirdim. Ne zaman yanına gitsem, Meryem geri geldi. Biliyordum, gitmez o, beni bırakmaz deyip durdu. Hanımını kaybettiği için acısından böyle yaptığını düşündüm. Gel zaman git zaman, baban ne kahve, ne camiye, ne de pazara çıkmaz oldu. Ben de epeydir gitmedim yanına. Bir akşam ne oldu bu adama, öldü mü kaldı mı diye size geldim. Tam kapıyı çalacaktım. Baban biriyle konuşuyor. Evde yanında biri var sandım. Cama yaklaştığımda tövbe estağfurullah.
kara çarşaflı, dumanımsı bir varlıkla güle oynayan muhabbet ediyordu. Babanın sırtı bana dönüktü. O varlığın yüzü bana dönüktü. Bir anda sustular. Baban sanki arkasında olduğumu biliyormuş gibi bana döndü. "Bak Resul, Meryem burada. Hani gelmezdi?" dedi. O anda kara çarşaflı ayağa kalktı. Cama doğru gelirken koşarak indim merdivenden. Gecenin karanlığında o kara çarşaflı eve kadar geldi peşimden. O günden sonra sizin evin önünden bile geçmedim. Sonraları kiminin tavuğu, kiminin hayvanı kaybolmaya başladı. Herkes babandan bildi ama kimse onun yaptığını kanıtlayamadı. Herkes biliyor, bunları baban yaptı. Kaybolan hayvanlar bir süre sonra köyün yakınlarında parçalanmış halde bulunuyordu. Muhtar, peki gören olmuş mu babamın aldığını? Rıza, babanı o varlıkta köyün etrafında görenler olmuş. Köyde huzur kalmadı. Herkes korkar oldu babandan. Bir gece herkes uykudayken sizin evden çığlık sesleri yükseldi. Kimse korkudan evinden çıkıp sizin eve gelemedi. Ben de gidemedim. Jandarmayı aradım. Jandarma köye gelince onlarla birlikte sizin eve geldim. Baban iki eli boğazında yerde sırtüstü yatıyordu. Ambulans geldi ama çok geçti. Baban kalp krizi geçirip ölmüştü. Yüzündeki o korkunç ifade gözümün önünden gitmez oldu. Sonrasını biliyorsun. Seni arayıp haber verdim. Siz cenazeye gelip gittikten sonra bu sefer de o varlık peydah oldu. Akşamları sokağa çıkmaz olduk. Kim gece vakti dışarı çıksa ona musallat oldu. Peki muhtar, bu kadar zamandır biz niye görmedik o varlığı diye sordu babam. Ben odadan çıkıp salona geldim. Baba, ben gördüm onu dedim. Babam bana kızdı. Sen bizi mi dinliyordun diye azarladı. Resul amca, kızma çocuğa. Demek ki ilk ona göründü. Bir an önce bu evi terk edin. Sonunuz iyi değil diyerek müsaade isteyip kalktı. Resul amca gittikten sonra babamla annem ne yapsak ne etsek diye düşündüler. Babam, bir iki sene daha kalıp maddi durumumuzu toplayınca öyle gidelim. Şimdi gidersek yine eskisi gibi sefil oluruz. Bu evle tarlayı satsak alanda olmaz. Bir sene idare edelim dedi. Annem de uzun zaman sonra kurduğu düzenin bozulmasını istemiyordu. Muhtarın uyarısına rağmen kalmaya karar verdik. Aradan bir hafta geçti. Bir akşam uyuduğum sırada salondan annemin sesi geliyordu. Dikkat kesildim. Annem biriyle konuşuyordu. Annemin sesini duyuyordum ama karşısındakinin sesini duymuyordum. Telefonla konuştuğunu düşündüm. Saate baktığımda saat gece 2'ydi. Hayırdır inşallah. Annem asla bu saate kalmazdı. Bu saatte onu biri aradıysa hayırlı bir haber değildir diye kalktım. Salona annemin yanına doğru gittim. Salon karanlıktı ama annemi seçebiliyordum. Dışarıdan vuran sokak lambasının ışığı az da olsa aydınlatıyordu salonu. Annemden sonra karşısındaki gölge varlığı görmemle çığlık attım. Annem yanıma geldi. Korkma kızım. Bak, babaannen o senin. Gel, elini öp dedi. Beni sıkıca tutup o varlığın önüne götürdü. Resmen beni zorla sürüklüyordu. Annem beni o varlığın ayaklarının dibine doğru sertçe itti. Ayaklarının dibine düşünce o koca ayaklarını gördüm. Ufuzun tırnaklar. En önemlisi ise ayakları tersti. Bağırıp çığlık atmaya başladım. Ben çığlık atarken babam sesimi duymuş olacak ki salona gelip ışığı açtı. Işık yandığı anda her şey normaldi. Sadece babam ve ben vardık. Ağlayarak babama sarıldım. Baba, annem nerede? O da vardı burada. Annem nerede diye sorup duruyordum. Babam, annen odada kızım, uyuyor deyip bana kızdı. Babamın daha fazla kızmaması için özür dilerim baba, rüya görmüşüm. Buraya kadar nasıl geldiğimi fark etmedim diye konuyu kapattım. Babam tuvalete gitti. Ben de odama giderken onların yatak odasından içeriye göz attım. Annem yüzüstü yatıyor, kafası bana dönüktü. Gözleri açıktı. O kadar şeytanca gülüyordu ki hızlıca geçip gittim odama. Ne yapacağımı şaşırmış haldeydim. Babam anlattıklarıma inanmıyordu. Annem anlattıklarıma inanıyor fakat geceleri bambaşka bir insan oluyordu. Çok çaresizdim. Hayatımız tam düzeldi derken daha kötü olaylar yaşıyordum. Bu olaydan birkaç gün sonra
Hayatımı mahveden o gece yaşandı. Okula gidip gelmiştim. Artık annem beni almaya gelmiyordu. Babamın işlerini halledip eve çekildik. Hava kararıp yatma vakti gelince ben odama gittim. Yatağıma geçip kötü şeyler olmaması için dua edip yattım. Gece saat 2:30 civarı bir fısıltıyla uyandım. Yataktan doğrulup dikkat kesildim. Fısıltı koridordan geliyordu. Kapım aralıktı. Bir gölgenin volta atar gibi ileri geri gidip geldiğini görebiliyordum. Fısıltıyı daha iyi duyabilmek için kapıya yaklaştım. Fısıltıyla şunları söylüyordu. "Baban seni bekliyor Rıza." diyerek tekrar ediyordu. Bu fısıltı hiç bilmediğim bir sese aitti. Bir süre sonra hareket eden her kimse artık yürümüyordu. Nefesimi tutup ne olduğunu anlamak için kapıya biraz daha yaklaştım. Tam kapı hizasına geldiğimde annemlerin yatak odasından çırpınma, sağ sola vurma sesleri geldi. Biri nefes alamıyordu, belliydi. Panikle odadan çıktım. Hemen yatak odasına gittim. Aman Allah'ım, annem babamı boğuyordu. Annem babamın yarısı kadar bir kadındı. Fakat babam altından kurtulamıyor, ölmek üzereydi. Annemi durdurmak için annemin ellerine yapıştım. Elinin tersiyle bana vurdu. En son duvara savrulup çarpıp düştüğümü hatırlıyorum. Sabah uyanıp kendime geldiğimde annem babamın başında gülerek duruyordu. Babam ise hareketsiz bir şekilde yatıyordu. Ayağa kalkıp kapıya koştum. Bağıra çağıra köy meydanına kadar gittim. Babam öldü diye feryat ediyordum. Resul amca ve birkaç kişi koşup bizim eve gittiler. Gerçekten babam ölmüştü. Annem ise sadece gülüyor, hiçbir şey konuşmuyordu. Jandarmaya haber verildi. Daha sonra jandarmanın söylediğine göre babam kalp krizi geçirmiş. Onlar böyle söyleyince ben gördüklerimi anlatmadım. Çünkü babamı kaybetmiştim. Annemi de kaybedemezdim. Annemi ruh ve sinir hastalıkları hastanesine yatırdılar. Beni ise bana sahip çıkacak bir akrabamız çıkmayınca devlet korumasına aldılar. 18'ime gelip reşit olana kadar bırakmadılar. O geçen senelerde hep annemi takip ettim. Bir işe girip düzen kurunca annemi oradan aldım. Çünkü biliyordum bunu annem yapmadı. O evdeki varlık anneme bunu yaptırdı. En sonunda da delirmesine neden oldu. Devlet korumasına alınınca sağlık meslek lisesini kazandım. Liseyi bitirir bitirmez özel bir hastanede hemşire olarak işe başladım. Annemi de yanıma alıp tedavisine devam ettik. Bu olayın üzerinden 10 sene geçti. Allah'a şükür annem eskiye göre çok iyi. Annem beni o kadar zorluğa rağmen bir kez bile bırakmadı. Şimdi ise ölene kadar ben onu asla bırakmam. Annemle ikimize daha güzel bir hayat yaşatmak için mücadele etmeye devam edeceğim. Babamı da özlüyorum. Dedim ya, hayatlarımızı seçme şansımız olmuyor. Bu yüzden hayatımın değerini daha iyi biliyorum. Bu hikaye burada sona eriyor. Şimdi diğer hikayeyi anlatıyorum. Ben Emine K. köyünün en zengin ve en güçlü ailesinin en küçük ferdiyim. İki abim var. Bir de ablam var, Hatice. Hatice benim sırdaşım, yoldaşım, kardeşim. Sizin anlayacağınız, bu hayatta anlaştığım en iyi insan. Hatice benden sadece 2 yaş büyüktü. Köy yerinde büyümemize rağmen ailemizden hiçbir baskı görmemiştik. Hatice 19, ben 17 yaşındaydım. Hatice'ye görücü geldi. Köydeki bakkal Yakup amcanın oğlu Mustafa'ya ablamı istiyorlardı. Babam ablama istiyor musun diye sordu. Ablam da istemediğini söyledi. Yakup amcalar da elleri boş bir şekilde evlerine döndüler. Ertesi gün öğle saatlerinde ablam canı sıkıldığı için tek başına yürüyüşe çıkacağını söyledi ve çıktı. Ben de Hatice'yi beklerken uykuya dalmışım. 1-2 saat sonra bahçedeki çığlık ve feryat sesleriyle uyandım. Dışarıda babamlar, amcamlar, annemler, kısacası herkes oradaydı. Hemen fırlayıp bahçeye çıktım. Bunca gürültünün içinde ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordum. Küçük abim "Kim lan o?" diye bağırıyor. Büyük abim etrafa küfürler saçıyor. Babam ise anneme "Senin yüzünden niye sahip çıkmıyorsun?" diyordu.
Ben hala ne olup bittiği konusunda hiçbir bilgi sahibi olamamıştım. O sırada bahçenin kapısı açıldı. Koşarak içeriye babamın çocukluktan yetiştirdiği sağ kolu Mahmut girdi. Nefes nefese kalmış bir vaziyette babamın koluna yapışıp Hatice'nin namusunu bozan şerefsiz Bakkal Yakup'un oğlu Mustafa dedi. Ben bunu duyunca şok geçirdim. Gözyaşlarımı tutamadım ve ağlayarak kalabalığı yarıp ortalarında yarı baygın oturan Hatice'ye sarıldım. Birbirimize sarılıp bir süre ağlamaya koyulduk. İçim sızlıyordu ve çaresizdim. Evden o sıra annemin "Hayır yapma, yapma" diye bağırışını duydum. Arkamı döndüğümde abilerim evdeki av tüfeklerini ellerine almış, bahçeden dışarıya koşarak gidiyor, diğer herkes de arkalarından koşuyordu. Bahçede sadece ben ve Hatice kalmıştık. Hatice'nin koluna girdim ve onu odamıza götürdüm. Koltuğa oturtup bir bardak su verdim. Daha sonra kolundan tutup banyoda ağlaya ağlaya duş aldırdım. Hatice az da olsa kendine gelmişti. Yüzünü okşadım ve "Ne oldu sana ablam?" dedim. Hatice yüzüme baktı ve kısık bir sesle "Bilmiyorum. Bizim şeftali bahçesine giderken biri bana arkadan sopayla saldırdı. Dayak yerken kim olduğunu göremedim. Sonra da bayılmışım" dedi. Birbirimize tekrar sarıldık. Ağlarken ikimiz de uyuyakaldık. Akşam 11-12 sularında annem ve babamın uşağı Mahmut içeriye girdiler. Hemen yanlarına koştum. Anneme ne olduğunu sordum. Cevap vermedi. Hatice'nin yanına gidip oturdu. Mahmut ise yorgun bir şekilde mutfağa gidip sandalyeye oturdu. Annem bana cevap vermeyince ben de Mahmut'un peşinden gittim. "Ne olduğunu sordum." Mahmut kafasını kaldırıp bana baktı. "Abinlerle baban şerefsizi ve babasını vurdular. Jandarmayı arayıp teslim oldular. Uzun süre içeride yatabilirler. Baban evi, işleri ve sizi bana emanet etti. Onlar çıkana kadar sizler bana emanetsiniz" dedi. Bir gün içinde yaşadığımız bunca olaydan sonra hayatımın mahvolduğunu düşündüm. Fakat daha sonra yaşayacaklarımızın yanında bunların bir hiç olduğu aklımın ucuna gelmemişti. Gel zaman git zaman aradan 5-6 ay geçti. Mustafa'nın annesi oğluna iftira atıldığını ve ailesinin suçsuz yere öldürüldüğünü düşünüyor. Köydeki insanlara hepsi Hatice'nin suçu diyormuş. Hatta bazı komşularımıza Hatice'nin hayatını zindan edeceğini anlatmış. Aradan geçen aylar içinde yaralarımızı sarmış, olanlara az da olsa alışmıştık. Mahmut babamın işlerini yönetiyor ve bir yandan da eve bakıyordu. Bu şekilde hayatımızı sürdürmeye çalışıyorduk. Ta ki hayatımızı mahveden o kapı çalana kadar. Herkes yatmış uyurken gece saat 2-3 sularında kapı çaldı. Zil falan değil, bildiğin 2-3 kişi kapıyı kıracak gibi takır takır yumrukluyor. Korktum, hemen Hatice'yi kaldırdım. Annem hala uyanmamıştı. Hatice ile beraber panikle kapıya gittik. Kapının önüne geldiğimizde kapı hala yumruklanıyordu. Kapıyı hızla açtım. Karşımızda kimse yoktu. Şok olmuştuk. Kapı bir saniye önce gümbür gümbür yumruklanırken kapıyı açtığımızda karşımızda kimse yoktu. Birkaç saniye ayak sesi var mı diye dinledik. Hiçbir ses yoktu. Kafamı kapıdan çıkarıp sağ tarafa doğru uzattım. Bahçe kapısı kapalıydı. Kapıyı çalan her kimse hala bahçenin içinde olduğu kesindi. Hatice bu olana oldukça sinirlendi. Kapının yanındaki gaz lambasını yaktı. "Gel benimle, kim şu gerizekalı görelim" dedi. Hatice'ye baktığımda gözlerinde korku değil, öfke görünce ben de cesaret aldım. Kol kola girip bahçeye çıktık. Bir süre etrafa bakındık ve kimsecikler yoktu. Gaz lambasını Hatice'den alıp bahçe kapısına yürüdüm. Bahçe kapısı içeriden kilitliydi. Kapıyı çalanların duvardan atlaması da imkansızdı. Hayretler içerisinde nasıl olur diye düşünmeye başladım. Hatice kolumdan tutup arka bahçedeki ahırın önüne kadar çekiştirdi beni. Ahırda çocukluk zamanında aldığımız ve kesmeye kıyamadığımız iki koyundan başka hayvan yoktu. Hatice girişte asılı orağı eline aldı. Kapıyı yavaşça araladı ve içeriye daldı. Ben de hemen arkasından içeriye girdim. Ahırın her yerine baktık. İçeride koyunlardan başka bir şey yoktu.
Elimiz boş bir şekilde kapının önüne doğru geldik. Merdivenlerden yukarı çıkarken kapının önünde bir şey gördük. Biraz daha yaklaştığımızda bunun demirden eski, desensiz bir taş olduğunu fark ettik. Fakat evden çıkarken kapının önünde böyle bir taş yoktu. İçerisi tamamen boştu. Hatice sinirlenip taşı eline aldı ve bahçenin dışarısına fırlattı. Bana dönüp, uyku sersemi fark etmemiş olabiliriz. Kapıya da kedi falan vurmuştur. Hadi yatalım dedi. İçeri girip yataklarımıza yattık ve tekrar uykuya daldık. Biz uykuya daldıktan çok kısa bir süre sonra bir gürültü tekrar uyanmamıza neden oldu. Evden bebek ağlama sesi geliyordu. Hatice odamızdaki gaz lambasını tekrar yaktı. Bu sefer gözlerinde sinir değil, korku beliriyordu. Ben de korkuya kapılmış bir vaziyetteydim. Hatice ufak adımlarla tedirgin bir şekilde odadan çıktı. Ben de hemen arkasından çıktım. O sırada annem de sese uyanmış olacak ki odasından dışarıya çıkıyordu. Bize baktı. Şaşkın bir ifadeyle, "Kızlar, bu bebek sesi de ne?" dedi. Biz de bilmediğimizi söyledik. Ses evin içinden değil, kapının önünden geliyordu. Annem önden gidip kapıyı açtığında bebek sesi kesildi. Kapıda ne bir insan ne de bir bebek vardı. Ben o sırada tekrar kapının önünde aynı taşın durduğunu gördüm. Parmağımla Hatice'ye işaret ettim. İkimiz de donup kaldık. Annem, "Bu taş burada ne geziyor?" dedi ve alıp kenara koydu. Ardından kapıyı kapattı. Bize dönüp, "Benim odaya geçin, geliyorum." dedi. Şaşkınlık içinde annemin odasına geçip yatağa oturduk. Annem bir süre sonra elinde Kur'an-ı Kerim'le odaya girdi. Yanımıza oturup bir süre Kur'an okudu. "Hadi gidin yatın." dedi. Odaya geçtik ve tekrar uykuya daldık. Annem Kur'an okuduktan sonra bir daha ses falan duymadık. Hep beraber öğlene kadar uyumuşuz. Kalkıp kahvaltı hazırladık. Sofraya oturduk. O sırada kapı çaldı. Kalkıp kapıya gittim. Kapıyı açtığımda karşımda Mahmut duruyordu. Ayakkabılarını çıkardı ve içeriye girdi. Ona da bir tabak çıkarıp sofraya koyduk. Mahmut çayını yudumlayıp anneme döndü. "Yenge, bu sabah haber aldım. Bakkal Yakup'un hanımı Hatice'ye dün büyü yaptırmış. Onu da bizim işçilerden Ümit'in hanımına söylemiş. Dikkat edin, bu kadın size zarar verebilir." dedi. Annem sinirle sofradan kalktı. "Ben şimdi sorarım ona." dedi ve evden çıktı. Biz de arkasından gittik. Annem kadının kapısını yumruklamaya başladı. Bir süre sonra kapı açıldı. Kadın anneme baktı. "Ne var?" dedi. Annem bir anda kadının yakasından tuttu ve dışarıya atıp saldırmaya başladı. Kadın anneme vuruyor, annem de kadına. Biz de kavgayı ayırmaya çalışıyorduk. Fakat birbirlerine o kadar güçlü yapışmışlar ki ayırmak neredeyse imkansızdı. Kavga böyle sürerken annem bir anda bayılıp yere düştü. Kadın o fırsattan istifade edip evine kaçtı. Annem ensesini taşa çarpmış bayılmıştı. Mahmut hemen arabasını getirdi. Bindirip hastaneye gittik. Annemi odaya aldılar ve sabaha kadar annemizi orada bekledik. Ertesi gün oldu ve hala haber alamıyorduk. Öğle saatlerinde bir doktor koridora geldi. Döndü hanımın yakınları burada mı diye seslendi. Hemen doktorun yanına koşup yakınları olduğumuzu söyledik. Doktor, annemin omurilik soğanında büyük bir ezilme olduğunu ve artık yatalak olduğunu söyledi. Orada feryat figan ağladık, sızlandık ama ne fayda. Kadın artık hareket edemeyecek, konuşamayacak durumdaydı. Annemizi hastanede 3 gün daha yatırdılar ve ardından eve götürebilirsiniz dediler. Biz de umutsuz bir şekilde annemizi alıp eve döndük. Koskoca 6 kişilik ailede kala kala 2 kişi kalmıştık. 2 genç kız ve bir de arada eve uğrayan Mahmut. Ben bu yaşananlara az da olsa alışmıştım ve kendimi çabuk topluyordum ama Hatice kendini iyice salmıştı. Yemek yemiyor, eskisi kadar konuşmuyor, gülmüyor, odadan dışarıya çıkmıyordu. Bir gün yine mutfakta tek başıma oturuyordum. Kapı çaldı. Mahmut gelmişti. İçeri buyur ettim. Mutfağa geçtik. Mahmut, "Hatice nasıl oldu? Düzeldi mi?" diye sordu. Ben de hala durumunun aynı olduğunu söyledim. Mahmut başını öne eğdi ve derin bir iç çekti. "Hatice ile evleneceğim." dedi.
Bu lafını hiç beklemiyordum. Şaşkınlık içinde. Saçmalama Mahmut. O senin kardeşin sayılır. Biz seninle çocukluktan beri beraber büyüdük dedim. Mahmut kafasını kaldırdı. Başka çaremiz yok. Kız orada çürürken böyle bekleyemem. Düğüne gerek yok. Nikah kıysak yeter. Ben onu düzeltirim. İlgilenirim dedi. Biraz sert çıkışarak babamla görüşmesini ve böyle bir şeye kendi başına karar veremeyeceğini söyledim. Mahmut da babamla konuştuğunu, babamın bu duruma onay verdiğini söyledi. Babam izin verdiği için ben de sesimi çıkarmadım. Hatice'ye söylerim dedim. Mahmut'u gönderdim ve durumu Hatice'ye anlattım. Hatice kafasını kaldırdı. Öfkeyle bana kimse sordu mu bunu? Evlenmiyorum kimseyle diye bağırdı. Kolumdan tutup odadan attı. Hatice'nin yaptıklarına anlam veremiyordum ama bir yandan da kendini tüm olanlardan sorumlu tuttuğunu düşünüyordum. Akşam saati geldi çattı. Uyumak için odaya gittim. Fakat kapı kilitliydi. Kapıya ağzımı dayayıp "Hatice, kapıyı açar mısın? Yatacağım artık." dedim. "Hatice, bugün salonda yat. Yalnız kalmak istiyorum." dedi. İlk defa tek başıma yatacağım için korkuyordum. Salona geçtim ve koltuğa uzandım. Gece saatlerinde yine bir gürültü. Uykumun en tatlı yerini bıçak gibi kesti. Ağlama, inleme sesleri geliyordu. Bu seferki sesler dışarıdan değil, evin içinden geliyordu. Ben de gaz lambası Hatice'nin odasında, diğeri ise dış kapının önünde olduğu için karanlıktan kalkmaya korktum. Yataktan çıkmayı düşünmüyorken bir anda annemin yere düşebileceği aklıma geldi. Hemen yataktan fırlayıp annemin odasına koştum. Annem uyuyordu ve ses Hatice'nin odasından geliyordu. Karanlıkta oraya gitmek istemiyordum ama korkak ve ürkek adımlarla Hatice'nin odasının önüne geldim. Hatice'nin odasından ağlama değil, inleme sesleri geliyordu. Kapıyı iki kere tıklattım. Hatice yanıt vermedi. İki kere daha tıklattım. İnleme sesi kesildi. Hatice uykulu bir sesle "Ben sana git, bugün burada yatma demedim mi? Beni bir daha rahatsız etme." dedi. Cevap vermedim ve tekrar salondaki koltuğa uzandım. Uyumaya çalışıyordum ama gözüme uyku girmiyordu. Uykuya dalmaya çalışırken mutfaktan tıkırtı sesleri geldiğini duydum. Korktum. Üzerimdeki pikeyi yüzüme kadar çektim. Hemen ardından mutfaktaki tabağın yere düşüp kırıldığını duydum. Pikenin altında korkudan titriyordum. Aradan birkaç dakika geçti ve bu sefer bıçağın mutfak mermerine sürtünme sesini duydum. Hiç ses çıkarmıyor ve kımıldamıyordum. Birkaç saniye bıçak sürtünme sesini duydum ve ardından hem o ses hem de Hatice'nin inleme sesi kesildi. Bu sessizlikten sonra kendi kendime acaba sesler mutfaktan değil Hatice'nin odasından mı geliyor diye düşündüm. Biraz cesarete geldim ve yüzümdeki pikeyi yavaşça biraz aşağıya indirdim. Tavanda bir karartı vardı. 7-8 yaşlarında erkek çocuk silüetine benzer bir karartı vardı. Korkup tekrar pikeyi yüzüme çektim. O an uykuya dalmak için dualar ediyordum. Sabah hava aydınlanana kadar o şekilde pikenin altında bekledim. Pencereden vuran güneşin ışıklarından cesaret alıp pikeyi indirdim. Etrafta hiçbir şey yoktu. Ayağa kalktım. Perdeyi açarak içeriye daha fazla ışık girmesini sağladım. Daha sonra öfkeyle Hatice'nin kapısına dayandım. "Aç kapıyı!" diye bağırarak kapıyı yumruklamaya başladım. Hatice kapıyı yavaşça açtı. Tam Hatice'ye saldıracaktım ki Hatice gözyaşları içerisinde bana sarıldı. Bir anda öfkem geçmişti. Hatice yüzüme baktı. Tüm olanlar ikimizi de yıprattı. Zor zamanlar geçirdiğimiz için böyle çöktüm. "Bana izin ver. Bir süre odada tek başıma kalayım." dedi. Onu o halde görünce üzüldüm. Elinden tuttum. "Bırak şimdi şunları. Açlıktan öleceksin. Gel sana kahvaltı hazırlayayım." dedim. Hatice, "Sağ ol. Ben gece kalkıp tıka basa yedim." dedi. O anda biraz duraksadım. Dün gece Hatice'nin odadan çıktığını fark etmedim. Ama meğer o sesleri Hatice çıkarmış diye düşündüm. "Peki neden ışıkla çıkmadın?" dedim. Hatice şaşkınlık ifadesiyle "Senin uyuduğunu düşündüm. Rahatsız olma diye açmadım." dedi. İçime büyük bir ferahlama gelmişti. Dünkü sesleri Hatice çıkarmış ve o gördüğüm karaltı son zamanlarda yaşadığım zorluklardan dolayı psikolojik olarak gördüm diye düşündüm. Bu olayın ardından geçen günler boyunca
Buna benzer korkunç şeyler duyuyordum. Geceler bana zindan olmuştu. Gündüzleri uyuyor, geceleri ise seslerden dolayı uyuyamıyordum. Felçli annemi ise sadece sabah ve akşam bakıyordum. Annem yatalak, ablam kafayı sıyırmış. Ben ise çok kötü durumdaydım. Günler çaresiz, korku dolu ve acılar içinde geçiyordu. Artık kafayı yemek üzereydim. Hatice benimle konuşmuyor. Annem ise zaten bakamıyorum. Bir gün kafama dank etti. Evden çıktım ve köyde Mahmut'u aramaya koyuldum. Bir süre sonra köy meydanında karşılaştık. Mahmut'a bugün mutlaka bize gelmesini söyledim. Mahmut yarım saate geleceğini söyledi. Hızla eve geçtim. Evi hızlıca temizledim, duş aldım ve en güzel kıyafetlerimi giydim. Bir saat sonra kapı çaldı. Mahmut gelmişti. Beni her zaman gördüğünden farklı görünce biraz şaşırdı ama çaktırmamaya çalıştı. Mahmut'u içeriye buyur ettim. Mutfaktan çay alıp salona geçtik. Mahmut, ne oldu hayırdır dedi. Ben de onun aklını almak için. Hani babam Hatice ile evlenmeni söylemişti. Hatice kabul etmedi. Benle evlen dedim. Mahmut şaşırdı ve biraz duraksadı. Olmaz kızım, saçmalama lütfen. Senle ben olamayız. Hem sen benden yaşça küçüksün. Hem de baban onu Hatice için söyledi dedi. Mahmut'la ablam hayatta evlenemezdi. O yüzden ben kendimi ortaya atıyordum. Eğer evlenirsek evde bir ses olur. Omzumdaki yük, gece çektiğim korkular bir nebze olsun iner diye düşünmüştüm. Mahmut'tan başka çarem yoktu. Oturduğum koltuktan kalktım ve Mahmut'un yanına oturdum. Eteğimi dizime kadar sıyırıp bacak bacak üstüne attım. Arkama yaslandım ve Mahmut'un gözlerine imalı imalı bakmaya başladım. Mahmut'u istediğim noktaya getirmiştim. Kendi kendime de bir yandan bu iş oldu derken bir yandan da yaptıklarımdan utanıyordum. Mahmut dayanamadı, üzerime atladı. Acılar içinde çırpınırken ayak sesi duyuldu ve hemen ardından odaya Hatice girdi. Mahmut üzerimdeydi ve çıplaktı. Hatice sinirli bir şekilde "Ne yapıyorsunuz siz burada? Reziller!" diye bağırdı. Mahmut üzerimden kalkıp "Yemin ederim kardeşin yüzünden oldu." dedi. Ben de ona kalmıştım. Yapabildiğim tek şey olduğum yerde ellerimle mahrem yerlerimi kapatmak oldu. Utancımdan cevap bile veremiyordum. Hatice sinirli bir şekilde üzerime yürüdü ve saçımdan tuttu. "Sen utanmıyor musun lan kocamı ayartmaya, şerefsiz!" dedi. Ablam saçımı çekerken utancımdan cevap veremiyor, yerdeki eteğimi alıp altımı örtmeye çalışıyordum. Hatice suratıma sert bir tokat attı ve yere düştüm. Bir çırpıda eteğimi alıp hemen giydim. Hatice üzerime çıktı, bana vurmaya başladı. Hatice'ye bir yandan yapmaması için yalvarıyor, bir yandan da "Sen onunla evli falan değilsin" diyordum. En sonunda ağzım burnum kan içindeyken Mahmut Hatice'yi tutup üzerimden aldı. "Gel karıcığım, bu ona yeter" deyip odasına götürdü. Ben karı koca muhabbetine anlam veremezken yediğim dayağın etkisiyle bir yandan da ayağa kalkmaya çalışıyordum. Kendimi güç bela banyoya attım. Elimi yüzümü yıkadım ve kafamı kaldırıp aynaya baktım. Gördüğüm şey karşısında gözyaşlarımı tutamadım. Hatice saçlarımı koparmış, yüzümü darmadağın etmişti. Korkunç gözüküyordum. Ağlayarak annemin yanına yattım. Kadının gözünden yaşlar süzülüyordu. Sarıldım ve yanında uyuyakaldım. Akşam saat 11 sularında uykum kaçmıştı. Olduğum yerden doğruldum. Anneme gün içinde hiç yemek vermediğim aklıma geldi. Kadına bir şeyler hazırlamak için yataktan kalktım. Fakat gaz lambası Hatice'nin odasındaydı. Odanın önüne geldim. Belki kilitlemeyi unutmuştur düşüncesiyle kapıyı açmaya çalıştım. Kapı kilitliydi. O sırada arkamdan Hatice'nin sesi geldi. Arkamı döndüm ve yavaşça Hatice'ye seslendim. Hatice banyodan bana ağlamaklı bir sesle "Lütfen yardım et" dedi. Korkmuş ve Hatice için endişelenmiştim. Mahmut'un evden çıkmadığı ve ona zarar verebileceği aklıma gelince hemen banyoya koştum. Hatice duş aldığımız yere oturmuştu. Karanlıkta ne yaptığı gözükmüyordu. "Yardım et bana" diye seslendi. Ben de ona "Korkma, ben senin yanındayım" dedim. Hatice'ye doğru yaklaşıp elimi yavaşça uzattım. "Hadi Hatice, elimi tut" dedim. Yavaşça elini bana uzattı ve bir anda kolumdan sertçe tutup kendine çekti. Bir anda yüz yüze gelmiştik. Suratı korkunç vaziyetteydi.
Tek yüzü yoktu ve bana gülüyordu. Bir eliyle sertçe kolumdan tutarken bir yandan da öteki elindeki bıçağı havaya kaldırdı. Çığlık ata ata kendimi salona attım. Gözyaşları içerisinde annemin odasına gittim. Kapıyı hızlıca kapatıp arkasına yaslandım. Bir süre hiç ses duymayınca yönümü anneme doğru çevirdim. Tekrar çığlık attım. Çünkü yatalak annem yavaşça yatağından kalkıyordu. Korktum ve aklıma dış kapının önündeki eski gaz lambası geldi. Kapıyı açıp odadan çıktım. Dış kapıya doğru koşarken bir anda tak tak diye sesler gelmeye başladı. O ses dış kapıdan geliyordu. Kaçacak yerim kalmamış, evin içinde panik, korku ve gözyaşlarıyla kaçıyordum. Fakat tüm çıkış yollarım kapalıydı. Korku ve panik içinde çığlık çığlığa ortada kala kalmıştım. Bir anda abilerimin odası aklıma geldi. Hemen koşup odaya girdim ve kapıyı kapattım. Kapının önüne oturup dizlerimi yüzüme çektim ve sessizce ağlamaya başladım. Çaresizce ben şimdi ne yapacağım diyordum. Bir süre sonra tüm gürültüler kesildi. Tekrar bir şey olur diye sessiz sessiz bekliyordum. Aklıma gelen başıma geldi. Hatice'nin sesi geliyordu. Mırıldanarak yürüyordu. Hem mırıldanışını hem de ayak seslerini duyuyordum. Fakat Hatice bu odada değil, uzaktaydı. Sesi uzaktan yavaş yavaş yakına geliyordu. Anladım ki bana doğru geliyordu. Salonun kapısının açıldığını duydum. Daha sonra benim olduğum odanın önüne geldi ve durdu. Mırıldanmayı kesti. Dışarıdan bana sanki hiçbir şey olmamış gibi seslendi. Ablacığım, kapıyı açar mısın? Hiçbir cevap vermedim. Seninle konuşmam gerek dedi. Yine ses çıkarmadım. Daha sonra elindeki bıçağı duvara doğru sürterek annemizi bu işkenceden kurtaracağım. Bu halde yaşamaktansa ölmesi daha iyi dedi. Yavaş yavaş annemin odasına doğru gitti. Ne yapacağımı bilmiyordum. Olanlara aklım ermiyor. Bir yandan da anneme zarar vermesinden korkuyordum. O an aklıma kadının son günlerde çektiği çileler, bakımsız, aç ve susuz halde kalması aklıma geldi. Cesaretimi topladım. Annem için ayağa kalkıp hızlıca odadan fırladım. Annemin odasına doğru koştum. Kapıyı hızlıca açıp içeriye daldığımda odada sadece annemin olduğunu ve uyuduğunu gördüm. Derin bir oh çektim. O anda arkamdaki kapı sert bir biçimde kapandı. Panikle arkamı döndüğümde Hatice'yi kapının arkasında gördüm. Bir anda bağırarak üzerime atladı. Ben yere düştüm. O sırada yere kafamı vurmamla bayılmışım. Sabah bayıldığım yerde uyandım. Şaşkınlık içinde etrafıma bakındım. Annem uyanmış, havaya bakıyor ve inliyordu. Ayağa kalktım. Önce banyoya gittim. Hiçbir kan lekesi yoktu. Kendimi biraz toplayıp mutfağa gidip anneme yemek hazırladım. Güzelce kadının karnını doyurdum. Yatağını ve altını temizledim. Daha sonra Hatice'nin odasının kapısının açıldığını duydum. İlk başta korktum ama gündüz olduğu için gece kadar zorluk çekmiyordum. Biraz sonra da Hatice odaya girdi. Hemen kalktım. Abla, benimle bahçeye gelir misin? Biraz hava alırız, konuşuruz. Seni çok özledim dedim. Ablam gülümsedi ve kafasını salladı. Beraber bahçeye çıktık. Ellerinden tuttum. Yeter artık, kendine gel. Çok zor günler geçiriyorum. Kabuslar, hayaller görüyorum. Yalnız başıma kaldım. Biliyorum, Mahmut olayından dolayı bana çok kızgınsın ama ben yalnız kaldığım için onu eve çağırdım. Başımızda biri olsun diye onunla evlenmek istedim. Sen bana o benim kocam diyerek saldırdın. O senin kocan değil, sen onu reddettin dedim. Hatice yüzünü biraz astı. Ablam, biliyorum zor zamanlar geçiriyorsun ama benim seni o odaya almam doğru olmaz dedi. Şaşırdım. Neden? Yıllarca aynı odada kaldık ve şimdi beni neden almıyorsun dedim. Sen evli olsan kocanla yattığın odaya beni alır mısın dedi. Sinirlendim ve ablama onun evli olmadığını anlatmaya çalıştım. Ablam en son sinirlenerek yeter ben mutfağa gidiyorum kahvaltı yapmam lazım hamileyim dedi. Ardından içeri girdi. Ben de arkasından içeri girdim. Hatice mutfağa karnını tuta tuta gidiyordu. Fırsat bu fırsat diyerek odasına gizlice girdim. Karşımda gördüklerim beni şok etti.
Duvarlarda, tavanlarda tırnak izleri vardı. Yerde tuhaf yazılar vardı. Daha önce böyle yazılar görmemiştim. Daha yakından görmek için yere çömeldiğim sırada kafama sert bir cisimle vuruldu ve yere serildim. Bayılmamıştım. Gözlerim kararmış. Başım dönüyordu. Kafamı tutarak kendimi güç bela sırtüstü yatırdım. Tepemde Hatice dikiliyor, bana bakıyordu. Konuşmadan ayağımdan tutup salona kadar sürükledi ve öylece bıraktı. Ardından yavaşça yürüyüp odasına gitti. Bir süre yerden kalkmadım. Yerde bir sağa bir sola doğru kafamı tutarak kıvranıyordum. Dışarıdan ezan sesi duydum. Akşam ezanı okunuyordu. Bir süre dinledim ve aklıma havanın karardığı geldi. Zor da olsa ayağa kalktım. Başım çok fena dönüyordu. Dış kapıyı açtım. Dışarıdaki gaz lambasını almak için ayağımı eşikten dışarıya attığımda ayağıma bir şey takıldı. Yerde yine o taş vardı ve ayağımla devirmiştim. İçinde küflenmiş sulu ekmekler vardı ve yere dökülmüştü. Hızlıca ekmekleri içine doldurup taşla beraber dışarı fırlattım. Gaz lambasını aldım, içeriye girdim. Annemin yanına yattım ve kendi kendime acaba bu gece yine ne çile çekeceğim diye düşündüm. Akşam 11'e kadar uyuyakalmışım. Uykumu yine gece vakti çalınan kapı sesi bozdu. Gözlerimi açtım. Bu sefer dış kapı değil, bahçe kapısı çalınıyordu. Gaz lambasını yaktım. Korkarak evin dış kapısını açtım. Ardından bahçe kapısının önüne geldim. "Kimsiniz?" diye seslendim. Bir kadın sesi telaşla, "Kızım, ben bakkal Yakup'un karısı. Hemen kapıyı aç," dedi. Kapıyı yavaşça açıp, "Ne var bu saatte? Ne istiyorsun?" diye azarladım. Kadın ellerini birleştirip, "Kızım, Mahmut Hatice'yi kaçırdı. Çaya doğru kızı sürükleyerek götürüyor," dedi. Kadının söylediklerine inanmadım. Beklemesini söyledim ve kapıyı kapatıp içeri girdim. Hatice'nin odasına doğru ilerledim. Kapı açıktı. İçeride Hatice yoktu. Diğer odalara tek tek baktım. Koşarak kadının yanına tekrar geldim. "Neredeler? Nereye götürdü ablamı?" diye telaşla sordum. Kadın, "Çaya giden yoldan gittiler. Kızı sürüklüyordu," dedi. Kapıyı kapattım. Doğru çay yoluna koşmaya başladım. Oraya tek bir yol gidiyordu. Eğer ablamı sürükleyerek götürüyorsa ben koşarak onlara yetişirim diye düşündüm. Yoldan bir sopa aldım. Nefes nefese koşmaya başladım. 15 dakika kadar sonra dereye giden yolun sonuna geldim. Nerede olduklarını görmek için etrafa göz gezdirdim. Hemen ileride, çayın yanında eski tarihi yıkılmış bir kale vardı. Onun tepesinde ufak ışıklar gördüm. Hemen oraya doğru koşmaya başladım. Kalenin merdivenlerine geldiğimde yavaşladım. Sessizce yukarıya doğru çıkmaya başladım. Bir süre sonra merdivenlerin bitişinden 10 metre ileride Hatice'yi yerde yatıyor halde gördüm. Etrafında mumlar yanıyordu. Mahmut'un arkası dönük, çantasından bir şeyler çıkartıyordu. Hemen üzerine koştum. Elimdeki odunla 3-4 defa Mahmut'un kafasına sertçe vurdum. Mahmut kafasını tutarak yere serildi ve sızlanmaya başladı. Hemen Hatice'nin elindeki ipi açtım. Etraftaki mumları tekmeleyerek devirdim. Mahmut'un sırt çantasını uçurumdan atmak için elime aldım. Mahmut ayağa kalkmaya çalışarak "Dur, yapma," diye bağırdı. Onu dinlemedim ve çantayı dereye doğru fırlattım. O sırada Hatice çoktan ayağa kalkmış ve karnını tutarak kalenin merdivenlerinden inmeye çalışıyordu. Mahmut zor bela ayağa kalkıp Hatice'yi yakalamak istedi. Ben hemen Mahmut'un üzerine atlayıp gitmesine engel oldum. Mahmut bir süre elimden kurtulmaya çalışsa da kurtulamadı. Daha sonra Mahmut beni dövmeye başladı. Hem de öldüresiye dövüyordu. Canım çok yanıyor ve karşı koyamıyordum. Bir süre sonra kendimden geçtim. Artık tam bittim tükendim derken biri gelip Mahmut'un kafasına çok fena vurdu. Mahmut bir anda yanıma serildi. Karşımda bakkal Yakup'un karısı dikiliyordu. Elimden tutup beni oturttu. Elinde demir bir sopa vardı. Mahmut'un üzerine yürüyerek "Her şey senin yüzünden oldu. Ne yaptığını biliyorum," dedi. Mahmut sürüne sürüne uçurumun kenarına gitti ve aşağıya doğru kendini attı. Yaşlı kadın yanıma oturdu ve elimi tuttu. Ben güç bela bir şekilde "Neyi biliyorsun?" dedim. "Eve gidelim. Her şeyi anlatacağım," dedi. Beni bir süre dinlendirdikten sonra ayağa kaldırdı.
Kadının evine vardık. Beni yatağa yatırdı ve yaralarımı bir bezle silmeye başladı. Ben anlat dedim. Kadın iç çekerek, bak kızım, sizinle yaşadığımız kavgadan sonra sinirlendim. Tüm olaylar için Hatice'yi suçladım. Öcümü almak için Hatice'ye büyü yaptırmaya karar verdim. Büyücü bir kadın vardı. Ona gittim. Durumu anlatıp büyü yaptırmak istediğimi söyledim. O da bana Mahmut diye biri geldi. O kıza zaten büyü yaptırdı dedi. Ben de bunu duyunca büyüden vazgeçtim. Olayın aslını araştırdım. Bu Mahmut denen uşağınız sizin mallarınıza göz dikmiş. İsteme olduktan sonraki gün Hatice tecavüze uğradığında oğlum dükkanda babasıyla çalışıyordu. O sıra Mahmut Hatice'yi bayıltıp tecavüz edip suçu bizim oğlana attı. Sizinkiler anlamadan dinlemeden gelip kocamı ve oğlumu öldürdü. Bu sayede Mahmut babanı ve abilerini hapse attırdı. Geriye annen ve siz kaldınız. Seni zayıf halkı olarak gördük. Ablanla da evlenmeyi düşündüğü için annene de büyü yaptırdı. Hatice evlenmeyince kızı cinlerden hamile bıraktırıp insanlara bebeğin babası benim diyerek düğün yaptıracaktı. Geriye sen kaldın. O kadına tekrar gidip seni de delirtmek için cinleri musallat etti. Bu sayede tüm mallarınıza konacaktı dedi. Duyduklarım bana şok üstüne şok yaşatıyordu. Peki madem öyle neden Hatice'yi dağa kaçırdı dedim. Kadın anlamıyor musun? Hatice cinlerden hamile kaldı. O çocuğu cinlere verecekti. Bu ayini dağda yapacaktı. Hatice'nin doğumu geldiği için gitmişlerdir ama amacına ulaşamadılar dedi. Sabah ezanı okundu. Hatice'yi aramak için tekrar oraya gittim. Hatice etrafta yoktu. Dağları, tepeleri, mağaraları tek tek gezdim ama ablamı bulamadım. Köylüye haber verdim. Hep beraber aramaya koyulduk ama yine bulamadık. Aramalar sırasında annemin ölüm haberini de alınca ben kafayı sıyırmıştım. Bu olayların travmasını atlatamadım. Uzun bir süre tek başıma kaldım. Daha sonra köyümüzden birisiyle evlendim. Ablamı aramayı hiç bırakmadım ama asla onu bulamadım.